da yapmaktadır. Sayın Hocam çok dolu dolu, çok güzel bir akademik geçmişe sahipsiniz. Hala da öyle devam etmekte. Bu akşamki konumuz da çok çok güzel. Öğretmenin dijital çantası, uzaktan öğrenme ve öğretmenin dijital çantası. Çantamız dolu dolu gibi görünüyor. Yüklemeden de bunu hissedebildik. Biraz ağır yüklendi. Galiba. Çok güzel, çok güzel. Hiç sorun değil. O zaman açalım çantamızı, bakalım içinden neler çıkacak. Buyurun Ayşegül Hocam. Çok sağ olun Elif Hocam bu güzel takdiminiz için. Herkese merhaba. Çok mutlu oldum. Zonguldak, Nevşehir, Çanakkale yani benim için çok güzel bir fırsat bu. Beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Çünkü ilk defa bu kadar karışık Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlere daha önce değişik platformlarda ulaşmıştım ama ilk defa herkesin evi konforunda bu kadar öğretmene ulaşıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Sesim az geliyormuş. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. Ayşegül Hocam, sesiniz gayet güzel geliyor. Siz devam edin. Hiçbir sıkıntı yok. Ola ki bir sıkıntı olacak olursa biz sizi bilgilendiririz. Devam edin, rahat olun lütfen. Tamamdır. O zaman Elif Hocam zaten anlattı. Benim iki tane çocuk kitabım var. Defne'nin Dijital Kimliği ve Oyuncağımın Navarı. Ve bu ay İngiltere'den bazı akademisyen arkadaşlarımızla, Yasemin Ansop'la beraber bir dergi çıkarttık. Ve bu dergi ücretsiz tüm dünyaya yaymak istiyoruz. Ve öğrencilere kodlama, robotik, uzay, origami, pek çok alanda, siber güvenlik alanlarında çocukları daha bilinçlendirmeye yönelik ücretsiz bir dergi oluşturduk. İsterseniz Ay ya da Pathmaker yazarsanız, evet indirip dergiye ulaşabilirsiniz deyip hemen başlayayım ben. Hemen. Koronavirüsü. Bu aslında çok güzel bir virüse benziyor, değil mi? Hani bakınca böyle bir sanat eseri gibi gözüküyor ama hayatımızı alt üst eden şey tam da bu. Ve bu virüs sayesinde bu virüs sayesinde ne oldu? Öğretim sistemimiz, müfredatlarımız, içeriklerimiz değişti. Pek çok kişi bize formül sunuyor ama bu acil bir uzaktan eğitim. Hani tam bir uzaktan eğitim karşılığı yok. Çünkü biz öğretimlerimizin hepsini daha önce yüz yüzeye göre oluşturmuştuk. Bu yüzden de bir garantili formül yok. Hani daha sonra bana ya Ayşegül sen bana böyle dedin ama olmadı derseniz garantili bir formül yok. Çünkü öğrenme duygusal ve sosyal bir süreç. Ve bu süreci normal bir öğrenme ortamında da değil. Herkesin yani ölümlerle iç içeyiz. Pek çok insan, özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok büyük stres altında. İnsanlar iş kaybediyor. Bu süreci hani bence en iyi atlatan öğretmenler, çünkü öğretmenler bunu gelişim fırsatına çevirdi. Sizin gibi öğretmenler harikasınız. Bunu gelişim fırsatına çevirdiğiniz için. Ve şu an bir deney ortamındayız. Bu bir sosyal bir deney ve bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Neler olacak, neler bitecek, bunun sonuçlarında neler karşımıza çıkacak. Ve bu sosyal deneyde en iyi performansı öğretmenler sergiledi. Öğrenciler belki öz düzenlemeleri iyi olmadığı için, belki başka problemler yaşadığı için ama biz mesela çok pek çok arkadaşım Milli Eğitim'de zorunlu olmasa bile canlı dersler yapıyor. Pek çok arkadaşım çılgınlarca içerik hazırlıyor ve bunu gözlemlemek beni çok mutlu ediyor. O yüzden özellikle buradaki bakayım 592 öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Bu süreci bu kadar duygusal bir süreci bu kadar kuvvetli atlattığımız için hepimizin. Şimdi bu süreçte arkadaşlar hangi zorluklarla karşılaştınız? 2 aydır uzaktan eğitim yapıyoruz. En temel zorluklarınız neler? 7/24 değil mi? Evet.
internet, uyku. Uykuyla ilgili konuşacağım. Mesai, internet, öğrenci. Ah evet, internet. Aynen. Kesinlikle. Baş ağrısı. Hocam bol su tüketin. Temel iki zorluk. Biz bir araştırma yaptık Sinan Aşçı hocamla. Sinan Aşçı hocamla araştırma yaptık ve yaklaşık 1.000 tane öğretmenimize ulaştık. Ve bu araştırmada bulduk ki etkileşim ve derse katılım öğretmenlerin en büyük yaşadığı problemlerden bir tanesi. Etkileşimin olamamasının nedeni ve derse katılımın nedenleri hakkında konuşacağız şimdi. Bir diğer yanda eşitlik. Şu biraz önce internet ve bağlantı problemleri dediniz. Ve bunun yanında başka şeyler de var eşitlik dediğimiz zaman öğrenciler arasında. Bu süreçte biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Ben de Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Bu dönem yaklaşık 450 öğrencim var arkadaşlar. Ve öğrenciler özelden yazıyor ve neler yaşadıklarını anlıyoruz bir şekilde. Veliler, evet, veliler de bir diğer problem. Ama biz bilmesek de pek çok çocuk kardeşine bakıyor. Ya da aynı anda 3 çocuğun dersi var. Mesela 3 çocuklu aileleri düşün. Herkese bir bilgisayar düşmüyor. Eğer hani biz diyoruz ki sen ne yap yap ulaş, ama biz üniversite öğrencilerinde bile bunu yaşıyoruz. Kimi öğrenci köyde internete ulaşımı bulunmuyor. Ya da maddi yetersizlikler yüzünden evin bütün sorumluluğunu üstüne almış öğrencilerimiz var. Dedik ya, bu kaos ortamı ve bu ortamda biraz sabırlı olup, eğer ödev veriyorsanız çocuklara birazcık daha esnek, biraz daha kafamız rahat bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten normal günler yaşamıyoruz. Kimi öğretmen arkadaşlarımı da duyuyorum. Maaşları tam ödenmeyen öğretmen arkadaşlarım var. Ya da kesintiye uğrayacağını duyan öğretmen arkadaşlarım var. Bu yüzden birazcık daha esnek düşünmek lazım bu dönemde. Aslında uzaktan eğitimin temellerinden biri de budur. Eğer canlı ulaşamıyorsak, mesela şu an bu oturumun ses kaydı alınıyor, görüntü kaydı alınıyor. Daha sonra başka arkadaşlara ulaşma amaçlı. Bunu derslerimizde de taşıyabiliriz. Ve önce insan dememiz lazım. Çünkü öğrenme duygusal bir süreç. Eğer çocuk duygusal olarak öğrenmeye hazır değilse, öğrenciye yaklaşmamız, öğrenciye ulaşmamız çok imkansız. Ve katılım sorununun bir diğer nedeni sahiplenme diyoruz. Sahiplenme derken neden mi bahsediyorum? Şu, sorgulama topluluğu modeli. Belki bu modeli son zamanlarda sosyal medyada görmüşsünüz. Biraz ondan bahsedeceğim. Sorgulama topluluğu modelinde arkadaşlar, lütfen bu kısım çok önemli. Derslerimize nasıl gireriz? Neler yapmalıyız? Belki burada küçük ipuçları bulacaksınız. Bu arada umuyorum not alıyorsunuzdur. Öğrenme biliyor musunuz? Bizi maymunlardan ayıran en temel özellik ellerimiz. Ellerimiz bizim zihnimizin, beynimizin gelişmesine etkili olan şey. Ve biz ellerimizi nasıl kullanırsak bilgiyi o şekilde kodluyoruz. Bir çalışma yapmışlar MIT'de ve bir grup öğrenciye demişler ki siz bu dönem boyunca ders notlarının fotoğrafını çekin. Diğer gruba da demişler ki siz bu dönem boyunca sadece yazarak not tutacaksınız. Sizce hangi grup daha başarılı olmuştur? Fotoğraf çeken mi, yazarak not tutan grup mu? Evet. Bunu öğrencilerimize de söylemeliyiz. Ben dönem başında, her dönem başında öğrencilerime bu deneyle başlıyorum. Çünkü bu deney 1.000'den fazla öğrenciye ulaşmış ve bunların sınav sonuçlarına bakmışlar. Ve en sonunda fotoğraf çeken grup fotoğrafın yerini hatırlarken, yazan grup yazdığı notları hatırlamış. Yani biz not tutmaya, özellikle özet tutmayı öğretmemiz gerekiyor bu çocuklara. Eğer öğretirsek öz düzenleme becerileri de biraz daha gelişecek. Mesela dersin başında arkadaşlar kalem kağıt hazır mı? Bazı önemli şeylerden bahsedeceğim bugün. Çok hayatımız için ileride kullanacağımız şeyler diye başlarsak kalem kağıtla not tutması gerektiğini hatırlayacak. Çünkü aslında belki de bu alışkanlıkları yok olabilir. Not tutma alışkanlıkları olmayabilir. Neyse, ben sorgulama topluluğu modeline geleyim arkadaşlar.
arada biz derslerin en başında şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz diye öğrencilere soruyoruz. Sanal ofis saatleri düzenliyoruz. Kendim neler yapıyorum onları anlatayım size ki hani belki sosyal buradalık. Çünkü hani sınıfta bir sahiplenme ortamı var. Çünkü sınıfın bir üyesisin ve oraya ait hissediyorsun. Ama online ortamda arkadaşlarını fiziken göremiyor bu çocuklar. Bu yüzden ait olma, sahiplenme durumu birazcık daha kısıtlı. Ve bunu yenebilmek için de ders başlarında arkadaşlar nasılsınız, sosyal buradalıklarını, bu hafta neler yaptınız, dizi mi izlediler, sorun hangi diziyi izlemiş, izlediyse konuşun. Ya da güzel, mesela online eğitimin bir faydası var. Mesela dedim ya, dönemde 450 öğrencim oluyor. Bazen isimlerini bilemeyebiliyorum. Ama online'da ne oluyor? Her yazanın ismini biliyorum. Çok havalı, güç bizde artık aslında bir şekilde. Çünkü öğrencilere isimle hitap edebiliyoruz ve onları takdir ederken isimleriyle seslenebiliyoruz. Bunun yanında bilişsel buradalık. Bilişsel buradalıkta da sadece ders anlatılan bir ders maalesef çok etkili olamıyor. Bunu sağlamak için ne yapabiliriz? Beyin fırtınası. Yani sorular sorup chat box'ta cevaplarını alabilirsiniz. Ya da ne yapabiliriz? Pek çok araç var. Bu araçları en son bahsedeceğim. Hangi araçları kullanabileceğinizden. Ama uygulama ödevleri verin. Ödev, proje verin. Tartışma ortamı yaratmaya çalışın. Onlara böyle düşünmelerini sağlayacak sorular. Mesela ne diyebiliriz? Böyle çok düşünmelerini sağlayacak ne diyebiliriz onlara? Mesela idam sizce gelmeli mi gelmemeli mi? Ya da bir dahaki seçimlerde ilkokul mezunlarına oy verdirsinler mi, verdirmesinler mi? Bu tarz tartışmacı konular, keşfetmeye açık, açık uçlu sorular onların düşünmelerini sağlayacaktır. Bilişsel buradalıklarına yardım edecektir. Sadece pasif olarak dinlemekten alıkoyacaktır onları. Bunun yanında eğitimsel yaşantıları oluşturmak için öğretimsel buradalık var. Burada ne yapacağız? Geri bildirim. Geri bildirim ileri götürür. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Beynimize kazımamız gereken bir şey. Ve öğrencilere etkili öğrenme faaliyetlerini de anlatmamız gerekebilir. Yani sosyal, bilişsel ve öğretimsel buradalık eğitimsel yaşantıları oluşturuyor. Aynen. Dinçer Hocam buradaymış. Hemen ben Dinçer Hocama da selamlar. Geri bildirim. Dinçer Hocam ne der? İleri götürür. Onun lafıdır. Hemen altını çizelim. Dinçer Hocam'la çok güzel eğitimler verdik birlikte. Daha sonra öğrenme nedir diye sormak istiyorum. Biliyorum burada şu an 670 kişi var ama öğrenme nedir? Aklınıza ne geliyor öğrenme deyince? Bir bakalım. İstenilen yönde değişiklik, davranış, yenilik, bitmeyen yolculuk. Harika cevaplar. Harika, harikasınız. Akılda kalıcı, yenilenme, ah tazelenme, tutku. Ne kadar güzel cevaplar var. Davranış değişikliği, kalıcı öğrenme. Okey. Öğrenme bilginin, ben biraz bilişselci yaklaşıyorum bu duruma. Beyinle çok ilgili okumalar yapıyorum. Öğrenme bence bilginin hafızaya kodlanmasıdır. Kodlama nasıl başlar? Dikkatle başlar. Uygulamalar bilginin hafızaya aktarımını sağlar. Pratikler, yani tekrar etme, unutmamayı, hatırlamayı sağlar. Bir derste dikkat çekmemiz gerekiyor. Ve mutlaka çocuğa doğru pratikler yaptırmamız lazım. Hangi bilgisayar uygulamalarını kullanalım sorusuna gelirsek, yani herkes genelde bu soruları soruyor. Öğrencinin dikkatini çekecek özellikler sahip olmalı. Yani bilginin kodlanması. Biraz önce bir öğretmen arkadaşım uyku dedi. Ben uyku ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani öğrenmede en önemli faktör, hani dikkat çekmemiz gerekiyor dedik. Bir de uyku. Uyku, çocuklar bazen ben soruyorum, şu an uyku düzenleri çok kötü. Ve öğrenmeye en etkili olan şeylerden biri ise uyku. 0-2 saat arasında eğer uyuduysanız, dün gece 2 saat uyudum diyorsanız, o gün öğrendiğiniz şeyleri tekrar edemiyorsunuz.
uzun süreli belleğe yollayamıyorsunuz. Maalesef. 2 ile 6 saat için uyuduysanız uzun süreli belleğe giden yolculukta biraz daha yakınlaşmışsınızdır. Ama 6 ve üzeri uyursanız öğrenme, hani bazen şey olur, rüyamda bile ders çalıştım dersiniz. Orada demek ki 6 saate yakın uyku uyuduğunuz demek. Çünkü beyin önce yaptığını gözden geçiriyor. Daha sonra bunu ilişkilendiriyor ve geriden gelen bilgiyi çağırıyor. Öğrencilerimiz eğer düzenli uyuyamıyorsa onlara yeni bilgiler öğrenmesinin daha da zorlaştığını bilmeleri gerekiyor. Aynen. Biz de uyuyamıyorsak bizde de aynı problem var ama onu da söyleyeyim. Dikkat edelim. Aynen, hipokampüs devrede. Hafızaya geldiğimiz zaman bir şey öğrettiniz arkadaşlar. İlk gün sizce yüzde kaça gidiyor? Kaçını unutuyorsunuz bilgilerin? Oo, buradaki hocalarım çok güzel. Tamam, ben burada tamam, evet. Kitlenin ne kadar kaliteli bir kitle olduğunu şu an görüyorum. Aynen. Ebbinghaus diye bir adamımız var. Bu unutma eğrisini çizmiş ve Ebbinghaus'a göre ilk gün %60'ını unutuyoruz. Ve sonraki günlerde bir hafta tamamında eğer o bilgi tekrar edilmezse Ebbinghaus diyor ki bu bilgi gidiyor. Yani sen pazartesi günü bu konuyu öğrettin. Öteki haftaya kadar çocuk bu konuyla ilgili bir şey yapmadıysa, çocuğun ön bilgisiyle de ilişki kurmadıysa bu bilgi gidiyor. Yani aslında burada hani ödev neden lazımın cevabı bu soru. Ödev dönüt düzeltme pekiştireç kısmını oluşturuyor. Eğer ödev sayesinde pekiştiriyoruz ama eksiklerinizi pekiştirmeniz lazım. Yeni öğrenilenleri. Evet, neydi bu adamın adı? Biraz önce söyledim. Hatırlayan var mı? Bakayım, hatırlıyor musunuz bu adamın adını? Unutma eğrisinin sahibinin adı neydi? Evet. Ebbinghaus. Bu şekilde durmadan öğrencilere pratik yaptıklarını tekrar etmemiz gerekiyor. Soru cevap benim en sevdiğim sistem soru cevap uzaktan eğitimde olsa. Yetişkinlerde çok iyi işliyor. Şeylerde de daha küçük yaş gruplarında da işleyeceğine inanıyorum. Ve Ebbinghaus diyor ki unutma eğrisinde eğer biz her gün tekrar edersek bu dördüncü tekrarda %60'ın üstünde hatırlamayı gerektiriyor. Ötekisinde ne oldu? Hepsi gitmişti. %90'lık bilgim gitmişti. Ama ben bugün baktım tekrar ettim. Ertesi gün baktım tekrar ettim. %60'ını kurtarıyorum. Uzun süreli belleğe atıyorum. Biliyorsunuz uzun süreli bellek sınırsız. Ama kısa süreli bellek nasıl? Limiti var kısa süreli belleğin. Mesela bir ders saatinde öğretecekleriniz çok kısıtlı. 5 ile 9 arasında kavram öğretebilirsiniz. Kısa süreli belleğin limiti var. Bunu hiç unutmayalım. Bununla ilgili de konuşacağız şimdi. Ve dikkat. Şimdi sizce bir öğrencinin dijital ortamda dikkati ne kadardır? Beş dakika, 10 dakika, 6 dakika, 20 dakika. Dijital ortamda dikkat ne kadardır sizce? Gösteriyorum. Hazır mısınız? Dijital ortamda dikkat 3 ila 5 saniye arasında. Yani bu çocuk sabah girdi, günaydın diye girmezseniz derse bu çocuk kapatıyor sistemi. Kulaklığı çıkarıyor, PlayStation'ı açıyor. İlk 3 saniye, ilk 5 saniye, ilk 1 dakika o kadar kıymetli ki dersi açışınız. Bazen bir şarkıyla açabilirsiniz. Mesela ben ne yapıyordum? Bir Drive dosyasına öğrencilere yolluyorum. En sevdiğiniz bum bum müzikler diyorum. Ama böyle hareketli şarkılar olacak. Sabah dersi açtıklarında o şarkıyla açıyorlar. Her gün birinin sevdiği hareketli bir şarkıyla başlatıyorum. Ne oluyor? Çocuk hareketli, sabahın 8 uçuyor ama canlı bir şarkıyla karşılıyor günü ve
buna bakışı da, güne bakışı da daha değişik oluyor. Size de böyle şeyler önerebilirim. Sevdikleri şarkıların listesini Google Drive'da paylaşsınlar sizlerle. Siz de her gün bir şarkı açın, bir playlist oluşur arkadaş, öğrencilerinizle aranızda. Ve hani ilk 3 dakika, ilk 5 dakika çok önemli diyoruz da, belki öyle bir derse başlarsınız. Ya da tabii ki başka ilgi çekme yolları da bulursunuz tabii ki hocalarım. İkinci sorum. Kaçıncı ikinci diyeceksiniz ama. Evet, bir diğer sorum da, beyin hangi uyarıcılara daha çok tepki gösterir? Biz neyi hatırlıyoruz? Neyi hatırlarız biz? Görsel. Evet, görsel çok önemli ama beyin önce arkadaşlar ihtiyaç duyduğunu hatırlar. Karnı açken markete gitme derler. Neden derler? Çünkü ihtiyacı olan şey yemek dürtüsünü doyurmak için. O yüzden öğrenmeye ihtiyaç duydurmamız gerekiyor. Orijinali hatırlar. Sen derse bla 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 dediysen, öteki hafta o bla bla'yı aklında tutacaktır. Çünkü o orijinal, diğerlerinden farklı. Çok karmaşık ya da basit olmayanı. Akış teorisini duymuşsunuzdur. Ortada akışta olanı hatırlar beyin. Ve beyin düzenli tekrarı sever. Beyin rutini sever arkadaşlar. Yani beynin unutmayacağı şey var. Dört şey. İhtiyaç duyduğu, farklı olan, karışık ya da basit olmayan ve düzenli tekrar edilen. Bu dört şeyi unutmaz beyin. Derslerde de bunu hatırlarsak, dersleri belki düzenli tekrar, yani dersin bir rutini olması gerekiyor. Orijinal mesela şeyi unutan var mı? Fıstıkçı Şahap'ın ne olduğunu unutan var mı? Fıstıkçı Şahap. Hep aklımızda. Çünkü kodlama var. Orijinal çünkü. Fıstıkçı Şahap derste nasıl öğretilir? Ama onu ilk yapan hocaya emeğine sağlık. Tam bir orijinale örnek. Öğrencilere orijinal kodlamalar yaparsak onların akıllarında kodlanacaktır bu bilgiler de. Aynen. Kaygı tabii ki hocam. Ne dedik? İhtiyaç duyduğu. Eğer kaygısı varsa o ihtiyaç, onu yok etmek için işte hani o hareketli şarkıları açmamızın nedeni derste o kaygılardan uzaklaşması. Ben mesela bazen şey yapıyorum, çok komik ama hadi size söyleyeyim. Çocuklar bazen monoton oldu mu? Anaokulu, İngilizce anaokulu şarkı, dersler İngilizce bizde. Üniversite dersinde İngilizce anaokulu şarkıları söylüyorum. Hepsi birden hocam falan yapıp herkes bir ne yapıyor, ne oluyor ya dönüyor. Yani hani alışkın olmadıkları bir şeyle karşılaştıklarında, yani Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Diyerek müthiş sesimle onlara motive etmeye çalışıyorum. Kaygılarını uzaklaştırmaya çalışıyorum kaygılarından. Belki bunlar da böyle öğrencilerinize şey olur, ilham olur, kullanırsınız. Öz düzenleme becerisi eksik, evet öğrencilerimizin. Ama bu çok normal. Şu ana kadar hiç uzaktan eğitim almamışlar. Pek çok ödevlerini anneleriyle, babalarıyla yapmış bu çocuklar. Onlara biraz vakit vermek lazım. Ve buna fırsat, rutin oluşacak ki, düzenli tekrar oluşacak ki öz düzenleme becerisi kazanacaklar. Yavaş yavaş olacak bu şey. Ve biz bunun ne zaman olacağını merak ediyorduk. Aslında bu uzaktan eğitim onlara bunu öğretme fırsatı tanıdı. Yani hani uzaktan da olsa o dersi açıp sabahın 8.30'da hazır olman gerektiğini hatırlatıyor belki de öğrencilere. Bu güzel bir şey. Ve belki bu süreç sonunda bu sürecin avantajlarından biri de öz düzenleme becerisi olacak galiba. Bak. Bu meseleyi ders dinlerken müzik dinleme. Var mı yapan? Çalışırken müzik dinlerim. Çalışırken Survivor'ı da arka planda izlerim diyen. Evet, maalesef. Arkadaşlar, şöyle bir şey var. Aynı eş zamanlı iki şey yapmak dikkati bozuyor, dikkati dağıtıyor. Yani bize bilişsel yük oluşturuyor. Yarım saatte yapacağınız not girişini o televizyon kanalındaki dönem programla
bir saate çıkarıyorsunuz. Çünkü beyin eş zamanlı iki şey yapamıyor. Etkinlikler arası geçiş yapıyor. Bilişsel iki şeyi yapamayız aynı anda. Etkinlikler arası ancak geçiş sağlarız. Bu yüzden de dikkat dağılır. Öğrencilerinize de bunu söyleyeyim. Bana hep söylüyorlar. Hocam ben dizi izlerken işte ödev yapıyorum falan. Yaparsın. Yanlış demiyorum. Ama o ödev 15 dakikada bitecekse senin ödevin 1,5 saatte biter. Daha yavaş biter ve daha yorucu olur. Bunu unutmayalım. Beyin maalesef aynı anda iki tane bilişsel yani zihnin çalıştığı şeyi yapamıyor. Yani bisiklet sürerken evet konuşabiliyoruz ama iki tane ödev yaparken bir de filmi takip etmek o çok zor. Ya da şarkıya akışa kapılmamak çok zor. Yani eş zamanlı olarak iki bilişsel etkinliği yerine getirmek diye bir şey yok. Sadece size fazla zaman kaybettirir. Başka neler neler aklıma geliyor. Uzaktan eğitimde öğrencileri nasıl güçlü kılarım? Geri bildirim. Dinçer hocam buradasın. Geri bildirim. Geri bildirimle ilgili size şöyle bir şey söyleyeceğim. Açabilirsem. Ben geri bildirimde yazılı geri bildirim yerine uzaktan eğitim sürecinde ekran kaydedici araçları kullanıyorum. Çünkü literatüre baktığımda bana diyor ki sen yazılı bir geri bildirim verdiğin zaman dili düzeltmeye çalışıyorsun, organize ediyorsun. Ay bu bunun altına olmadı, bunun üstüne olmadı. Kafan hep çalışıyor. Ama sözlü geri bildirim verirsen hem geri bildirimin içeriği daha dolu oluyor, hem de sen daha az zaman kaybediyorsun. Hani ay burada dil bilgisi hatası oldu, bu cümle devrik oldu diye düşünmüyorsun. Bu yüzden de ben size ücretsiz bir araç, geri bildirim çok önemli. Ve bunun için ücretsiz bir araç tavsiyesi edeceğim. Bu da ilk tavsiyem olsun. Screen Customatic. Bu araç arkadaşlar ekranınızda mesela öğrenci kağıdına geri bildirim veriyorsunuz. O alanı seçiyorsunuz ve o alan üzerine ses kaydediyor. Ses ve görüntü o sayfayı kaydediyor. Bu sayede öğrenci geri bildirim alırken sanki yüz yüze geri bildirim almış gibi oluyor. Kağıdına bakıyor ve sizin sesinizi duyuyor. İşte Ayşegülcüm burada bunu düzeltmen lazım. Fatmacığım bak burada bu hatalı. Burada şunu şöyle yaparsan daha iyi dil bilgisi kuralına takip etmiş olursun gibi. O yüzden bu aracı tavsiye ediyorum. Ücretsiz bir araç olması da daha da avantajlı bir şey. Aracın adı Screen Customatic. Bir öğretmen arkadaşım aracın adını yazarsa göremeyen arkadaşım da faydalanmış olur. Evet, Elif hocam yazdı. Dediğim gibi derslerde not tutmak, içerik hakkında yorum yapmaya teşvik etmek çok faydalı. Çünkü pasif ortamdan öğrenciyi aktif alana çekiyor. Han Akademi'yi biliyor musunuz? Ya da Tonguç Akademi'yi. Tonguç Akademi'de biraz önce bahsettim ya, öğrenciler onun farkı ne? Mizah, komikler. Başka birisinin deneyimini izliyorsunuz ama birinci elden izliyorsunuz. Elleri görüyorsunuz. Tonguç'un suratını görmüyorsunuz. Literatür bize diyor ki birinci dereceden deneyim çok kıymetli. Birinci derece yani kutu açma videoları gibi ellerin görünmesi. Yazan eller. Beyin çünkü öyle kodluyor. Demiştik ya daha önce beyinde iki kanal var. Görsel ve işitsel kanallar. Eğer beyin yazan bir el görüyorsa kendi yazmış gibi kodluyor bunu. Bu yüzden de eğer eğitsel bir video çekecekseniz yüzünüzün durması ya da elinizin sadece görünmesi çok mantıklı. Hani bazı arkadaşlar şeyleri çok yerdiler. Bu yatak odası dolabının üzerine yazı tahtaya çeviren öğretmen arkadaşımı. Aslında o faydalı bir şey yapıyor. Çünkü yazarken öğrencileri de görüyor onu. Ve bu daha kalıcı oluyor. Diğerlerinin bundan haberi yok. Öğrenmenin şeylerinde pek çok mesela Powtoon diye bir araç var. Powtoon böyle videolar çekiyor. El yazıyor gibi gözüküyor. Çünkü öğrenme böyle yazanın görünmesi de faydalı. Powtoon o
bir diğer araç. Uzaktan eğitimde uzun dersler iyi bir şey değil. Her zaman kısa olmalı ve materyali olabildiğince küçük alt başlıklara koymalıyız. Küçük alt başlıklara bölüyoruz. Mesela bir yaşam döngüsü anlatıyorsak hepsini birden değil, aşama aşama. Ya da mesela İngilizce öğretmeniyiz. Conditional'ları bir hafta birinciyi, bir hafta ikinciyi, üçüncüyü aynı anda anlatırsak öğrencinin kafası karışabilir. Ama mesela şöyle diyeyim. Çalışma kağıdı hazırlıyorsunuz. Orada durum başka. Çalışma kağıdı hazırlarken konular karmaşık olmalı. Yani birden fazla konuyu yani eski konuları da tekrar eden çalışma kağıtları hazırlanmalı. Yani ders anlatırken küçük parçalara bölüyoruz ama çalışma kağıdında her zaman eski üniteleri tekrar eden şeyler. Aynen Müşerref Hocam. Circular. Sonra kısa videolar her zaman uzaktan eğitimde ilgi çeker. Tonguç Akademi'nin videoları, Han Akademi'nin videoları ya da düşünün şimdi iki tane video var. İkisi de Simple Past Tense anlatıyor. İkisi de işte üçgeni anlatıyor. Üçgenin açıları anlatıyor diyelim. Birisi 3 saat, ötekisi 3 dakika. Hangisini izlersiniz? 3 saati mi izlersiniz? 3 dakikayı, tabii ki 3 dakikaya bir bakarız. Ya bu beni kurtarıyorsa bunu izlerim. İşte uzaktan eğitimde her zaman kısa olan daha mübah oluyor. O yüzden daha çok ilgi çekiyor. Ve uzaktan eğitimde bir diğer şey de hani daha önce sahiplenme diye konuştuk ya, konuşma dili çok önemli. Yani ne diyeyim, günlük dil kullanmalıyız. Hani işte Fergane Hanım değil de Elif diye hitap etmeliyiz ya da Elif Hanım demeliyiz. Ya da günlük konuşma dili gibi konuşmalıyız. Resmi dil uzaktan eğitimde tutmuyor. Çünkü zaten bir mesafe var. Sen biraz daha mesafe koyuyorsun, daha uzaklaşıyorsun karşıdaki kişiden. O yüzden daha günlük değil, daha samimi bir dil kullanmamız gerekiyor öğrencilerimizle. Aynen Neslihan Hocam, katılıyorum. Samimi olmalıyız. Ben bu arada hani bu verdiğim ilkeler bana ait değil. Bunlar Mayer'in çoklu ortam tasarım ilkeleri. Mayer uzaktan eğitim alanında çok büyük gruplara araştırmalar yapmış ve bunun sonuçlarında bunlar ortaya çıkmış. Evet. Ve mesela Maya diyor ki ders notu paylaşıyorsunuz. Bu ders notu 6 satır, yani bir slide'da 6 satırdan fazla cümle olmaması lazım. Ve bir satırda 6 kelimeden fazla cümle olmaması, kelime olmaması lazım. Yani 6'ya 6 kuralı. Bir satırda 6 kelime aşmasın, 6 satırı da geçmesin. Bunun nedeni eğer metin çok kopyala yapıştır duruyorsa karşındaki okumuyor. Çok uzun bir şey yaptıysanız. Gereksiz görseller, gereksiz görselleri çıkarın arkadaşlar. Sunumlarınızda konuyla alakası olmayan, mesela gereksiz görseli eklemeyin sunumunda. Oradaki görsellerin hiçbir alakası yok. Gereksiz görsel sadece bilişsel yük yapıyor. Bilişsel yük de neye zararlı? Dedik ya, kısa süreli bellek. Sınırlı zaten. Bir de öğrenci şey diyor. Aa bak burada beyin resmi var. Ya ne alaka ya? Ay şu nöroloji ile ilgili videoyu da hala izlemedim falan diye başka yerlere atlayabiliyor çocuk kendine. Bu yüzden konuyla alakası olmayan, yani konu üçgense üçgenden başka bir şey koymayın oraya. Koyarsanız hani bir ara biliyorum bazı, biz de hepimiz yaptık onu. Animasyonlar yaptık işte adam bisiklet sürüyor kenarda çocukların ilgisini çeksin diye. Ya da mesela slaytlar arasına böyle değişik animasyonlar koyduk. Bunların hepsi bilişsel yük arkadaşlar. Slaytlar olabildiğince sade ve basit olmalı. Sadece kodlanmış, önemli yerlerin altı çizilmiş, renklendirilmiş, maddelenmiş şekilde olmalı. Ve dersi anlatan öğretmenin yüzünü görmek her zaman daha iyi. Vücudunun tamamını görmektense. Vücudu gördüğün zaman yine dikkat dağılıyor. Sadece öğretmenin yüzünü görmek yeterli. Yani o yüzden hani kimi arkadaşlar tam bedeniyle video çekiyor, görüyorum.
Bu da bilişsellik. Bunlar da araştırmaları yapılmış. Daha önce de Amerika'da çalışmaları yapılmış Mayer tarafından. Yüzü görmek daha faydalı. Aynen, hedefe odaklanmak kesinlikle hocam. Ha, bir de şu var. Merhaba, bugün bunları konuşuyoruz. Böyle konuşanı kimse dinlemiyor. Fark ederseniz YouTuberlara bakın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Yapıyorlar. Bu neden yapıyorlar? Çünkü dikkatini çekmek istiyor. Uzaktan eğitimde maalesef buradalığı yaşamak için, evet, buradalığı yaşamak için hızlı, yüksek enerjili konuşmamız gerekiyor. Hızlı, yüksek enerjili eğitmenler her zaman daha çok ilgi çekecektir. Daha samimi duruyor. Ve bir dakikada bizim algımızın kabul edeceği 114 kelime kabul ediyor algımız. 114 kelimenin altında yavaş konuşan, sessiz konuşan biri varsa bizim dikkatimiz çok dağılıyor. Dikkatin olumsuz yönde etkiliyor. Seçme hakkı verelim, esnek olalım. Bunu daha önce de söyledim. Seçme hakkı derken mesela öğrenciye, her öğrenci, şimdi hani şey diyoruz ya, farklılaştırılmış öğrenme. Uzaktan eğitimde tam da bunu yapabiliriz. Bir öğrencine şey diyebilirsin, Tonguç Akademi'den şu konuyu izler misin dersin. Kimisine de ki şu alıştırmaları yap. Ya da bireysel olarak söyleme, çocuklara şöyle bir liste ver. İhtiyacı olan Tonguç Akademi'nin şu videosunu izlesin ya da işte YouTube'da bilmem. Çünkü YouTube çok iyi bir kaynak arkadaşlar. YouTube'u kullanmalıyız. Çünkü zaten ders anlatımları kaydedilmiş oraya. Öğrenciler o kaydedilmiş ders anlatımını izledikten sonra size gelip problemlerini, sorularını sorabilirler. Öz düzenleme dedik ya, bunu yavaş yavaş oturtmamız lazım. O yüzden bu seçeneklerle belki onu oluşturabiliriz. Başka konuyu onlar seçebilir. Sunum yaparken zaten siz bunları yapıyorsunuzdur. Bunu sadece aklınızda kalsın diye söyleyeyim. Ödevleri nasıl yapacaklarını, bazen ses kaydı ödev alabilirsiniz. Bazen Word'de, ya bazen çocuklar soruyor, hocam Word'de mi yapalım ödevi? Hocam sunum PPT sunusunda mı yapalım? Bırakın kendileri karar versin. Aynı ödevi PowerPoint sunusunda da yapabilirler. Word'de de. Kimisi diyor hocam Excel'de yapayım. Hadi sen de Excel'de yaptırın. Bakalım ne yapacaksın yani. Yazacağınız aynı şey. Hani aracınız ne fark eder? Onlara bırakın. Aracı seçme fırsatı tanıyın. İçerik önemli çünkü verdiğiniz ödevin nasıl yapıldığı önemli. Şu çok büyük bir problem. Biz bunu yaşamamak için Bahçeşehir Üniversitesi'nde hep kullandığımız araçların tanıtım videolarını ekliyoruz. Öğrenciler hani ders, yani mutlaka öğrencilerinize bakın arkadaşlar, bu ders kaydediliyor. Bu kamerayı açarsanız hani kötü amaçlarla da kullanılabilir görseller. Hani çocuklar çünkü bilinçsizce Zoom'da yayın yapıyorlar şu an. Çünkü Zoom'u siz keşfettiniz, onlar da keşfetti. Ve onlar biraz daha bilinçsizce yapıyorlar ve bu siber zorbalıkla ilgili olumsuz sonuçlar açabilir. Çocuklara bunun olumsuz ne gibi sonuçlar açabileceğini hatırlatmamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar, bu derslerin ders kaydı oluyor ya da Zoom'da insanlar ekran kaydı alıp bunu başka yerde paylaşabilir diye çocukları uyarmamız gerekiyor. Çünkü onlar bazen hani YouTube'a video yüklüyor ama sonra onun içeriğiyle ilgili çok ya, bilinçli yüklemeyebiliyor. Karşısına çıkacağını bilmiyor. Siber zorbalık mevzuları biraz daha derinleşeceğine inanıyorum bu dönemde. O yüzden öğrencilere lütfen araçları tanıtın ve bunun sonucunda olumsuz etkilenebileceklerinden de bahsedin. Yara almayalım en azından. Çünkü Zoom'la yayın yapan 12 yaş, 13 yaş çocukları görmeye başladım. Instagram'da paylaşan çocukları görüyorum. Dikkatli olmak lazım. Sizlerin de çocukları vardır, öğrencileri yani. Evet, ödevin nasıl yapılmak istediği videodan konulabilir. Başta aktif katılabilecekleri soru cevap tekniği kullanabilir uzaktan eğitimde. Ve şunu hatırlamamız gerekiyor. Uzaktan eğitim ekran başında olmasına gerek yok.
Yani ne yapılabilir? Eğer işbirliği gerekmiyorsa, evde de yapılabiliyorsa projeler verebiliriz. Yani bir evin odasının, bulundukları yatak odasının kaç metrekare olduğunu hesaplayıp matematik ödevi yapabilir bu çocuk. Yatak odam kaç metrekare? Ben yatak odasını tasarlasaydım neler yapardım? Onların ölçüleri ne olurdu? Bu matematik ödevi olabilir. İlla ekran karşısında olmasına gerek yok. İşbirliği mi yaratmak istiyorsunuz ya da bireysel çalışmaya daha mı uygun ödev? Bunu düşünmeniz lazım. Eğer işbirliği varsa online yapabilirsiniz dersi. Çevrimiçi olabilir. Ama eğer bireysel konsantrasyon gerekiyorsa işbirliğine yani çevrimiçi olmasa da olur o ders. Şimdi evet proje temelli öğrenme kullanılabilir, soru sormaya teşvik edin. Şimdi ben birkaç araç bahsedeceğim size. Şunları. Mesela bunlar arkadaşlar sözel branştaki öğretmenlerin bunu çok güzel kullanabilir diye düşünüyorum. Bu çizgi romanları siteler İngilizce ama biliyorsunuz Google tarayıcınızın ya da tarayıcınız her neyse bunun çevir özelliği var ve Türkçe'ye her şey çevriliyor. Web sitesini Türkçe'ye çevir dediğinizde İngilizce bilmeseniz de o web sitesinin tamamı Türkçe oluyor arkadaşlar. O yüzden dijital araçlardan mesela bu çizgi romanla biz ne yaptık bu dönem? Öğrencilerime şey dedim. Koronadan korunmanın 10 yolunu bana çizgi romanla bir sayfa içinde anlatın dedim. Ya da işte başka bir sınıfta şöyle bir ödev yapıldı. Korona günlüğü tutun. Bugün ne yaptın? Bugün nasıl geçti? Hem öğrencilerin gelişimini takip edersiniz. Bu günlükler çizgi roman olmak zorunda değil. Google Drive'da da tutabilirler. Öğrencilere bir Google Classroom açarsınız. O Drive'da her gün bugün neler yaptı diye bahsederler. Bunlar çizgi roman. Burada en sevdiğim et puzzle arkadaşlar. Et puzzle'la ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? YouTube videolarına soru ekleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Et puzzle ücretsiz bir uygulama. Ve YouTube videosunu seçip istediğiniz yere açık uçlu soru ya da test sorusu ekleyebiliyorsunuz ve buna ödev sınıf açabiliyorsunuz oradan. Ve öğrencileriniz bu videoyu izledi mi, içindeki soruları cevaplandırdı mı görebiliyorsunuz. Çok pratik. Size onu öneriyorum. Chatterpix daha böyle küçük yaş grubunda varsa mesela ne yapıyor? Evdeki herhangi bir objenin resmini çekip resmi çekiyorsunuz objenin. Ve onu konuşturabiliyorsunuz. Bu tarih dersinde de kullanılabilir, coğrafya dersinde de. Başka yani isterseniz felsefede de kullanılabilir. Fizik, kimya, matematikte bile üçgen iç açılarının kaç olduğunu söyler videoda mesela. Chatterpix evet harika ve çok pratik bir şey. Ve Android ve iOS'larda ikisinde de var. İkisini çok tavsiye ediyorum. Paltu'nun biraz kullanımı zor biliyorum ama eğer uzaktan eğitimle eğitsel video kullanıyorsanız kullanılabilir. Ama Chatterpix ve Edpuzzle hem bedava hem de kullanımı çok pratik arkadaşlar. Evet. Mesela ben bunu bu da şey Padlet var. Evet, Linoid var. Bu da Google Drive'ın, Google'ın bir uygulamasından Jamboard diye adı. Jamboard, sorry. Jamboard, Ay hatırlamadım. Sağ olun Derya hocam, Jamboard. Evet. Hatırlayamayan ismini. Çünkü bende yüklü zaten. Neden? Mesela Google Classroom açtınız. Google Classroom'un içinde zaten böyle bir içerik var. Hemen yani başka bir uygulama açmasını istemiyorsunuz öğrenciden. Diyorsunuz ki Google Classroom'unuzdan direkt şunu cevaplayın. Yani burada böyle aynı Padlet gibi, aynı Linoid gibi öğrenciler kendi fikirlerini söylüyorlar. Bu da benim öğrencilerimin yaptığı ödevlerden bir tanesinin ekran görüntüsü. Yani ben olabildiğince derste az araç kullanmaya çalışıyorum. Çünkü çok araç da bilişsel yük oluşturuyor. Onlar sıkılabiliyorlar. Bunu öğrenmek, azaltmak için.
Sonra sayısal branştaki hocalarım var mı burada? Sayısal branştaki hocalarım. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri. Evet arkadaşlar, bu uygulamaların hepsi harika. Hepsi harika sizler için. Hatta FET Interactive Simulation'ın Türkçe uygulaması da var. Yani içeriği Türkçe de görebiliyorsunuz. Çok tavsiye ederim onları. Bu uzaktan eğitim sürecine biliyorum uygulama dersi olduğunuz için biraz daha zorlandınız. Ama bu simülasyonlar sizlerin çok destekçisi olacaktır. Mesela en sevdiğim FET Interactive Simulation içeriği çok zengin. Ve bir diğeri de şu hangisi var burada? Labster ile Algado da çok güzel. Bunları keşfetmenizi öneriyorum. Classified'de sınıflandırma var. Bunu biyoloji öğretmenleri kullanabilir. Hani böyle sınıflandırma sorularında çok güzel bir arayüzü var. Pratik olacağını düşünüyorum. Bir bunlara göz atın arkadaşlar, sayısalcı arkadaşlar. FET'in bir tane görüntüsü. Bakın bunlar her şey Türkçe. FET'te ne var? İşte hani basınçla pek çok, yani siz alan uzmanı olduğu için siz girin keşfedin. Ben hani daha fazla açıklama, hani içerik vermeyeyim. Evet, sınıfa da uygun tabii ki hocam. Ama şimdi uzaktan eğitimde birazcık araçları kullanmamız da daha kolaylaştı ya. Bunu da kullanın istiyorum. Hani uzaktan eğitim sayesinde her şeyi böyle link atıp çocuklara gösterebiliyoruz, ekran paylaşabiliyoruz. Sınıfta hani daha zor olan şeyler. Mesela ben playground fiziki çok seviyorum. Playground fizikte ne var biliyor musunuz? Günlük hayatımızda fizik nerede var? Örneklerin hepsi oyun alanından. Yani bunu anaokulunda da konuşabilirsiniz. Top atınca ne olur? Salıncak sallanınca ne olur? Aslında burada animasyon vardı ama gösteremiyorum şu an. Buna da bir bakın. Playground fizikte çok güzel bir şey. Hani oyun parkında neler var? İlk öğretimde bile hani sınıf öğretmeni arkadaşlarımın faydalanabileceği bir şey. Hani bu konuları anlatırken enerjiyi. Temel matematik anlatırken mesela Solvemoji diye bir web sitesi var. Orada da neler var? Böyle küçük matematik problemleri var. Bakayım, hadi çözebiliyor musunuz? Hadi bakalım çözebilir. Şu an kaç kişiyiz? 700 kişiyiz. Bakalım çözebilecek miyiz? Bunun cevabı ne olur? Burada elma, elma, armut, armut, armut 21 etmiş. Limon, armut, limon 40 etmiş. Limon, çilek, çilek 60 etmiş. Hemen gösteriyorum. Cevap neymiş? Cevap 150'ymiş arkadaşlar. 7 7 21'miş. 5 7 5 40'mış. 5 10 10 60. Evet. 10 10 150. Evet. Pek çok hocam yaptı zaten. Sözel branşlarda neler oldu? Sözel branşlarda pek çok tarih, coğrafya açılarından pek çok müze, pek çok pek çok müze online'a dönüştü. Bunları kullanılabilir uzaktan eğitimde. Mesela bu çok ilgimi çeken bir Sigmund Freud'un evini açtılar. Londra'daki evine insanların gözetimine. Fırsatınız olursa yazın bir Google'a Sigmund Freud'un evi diye. Evin bütün her yerini çekmişler. Gerçekten evde dolaşır gibisiniz. Güzel bir fırsat. Çocuklarla felsefe dersinin içine de dahil olabilir. Siz nasıl kullanacağınız size kalmış. Türkçe dersinde hikaye yazarken böyle bir araç kullanabilirsiniz. Story Dice adı. Burada telefonu sallıyorsunuz, ekranı sallıyorsunuz ve ya da işte basıyorsunuz ve hikayenin neler yazabilecekleri, işte bu görseller çıkıyor. Çocuklar bir hikaye yazmaya çalışıyor. Bunun yanında öğrenme yönetim sistemleri. Arkadaşlar, kimi arkadaş şimdi gruptan şeyde yazıyor. Hangisini kullanacağız? Bu sizin alan uzmanlığınız arkadaşlar. Araçları tanıyacaksınız ve hangisinin size iyi geldiğini siz karar vereceksiniz. Çünkü milyonlarca araç var. Benim söylemediğimde yüzlerce araç var.
Ama mesela bence et puzzle'ı derslerinize hafiften koyun ya da Chatterpix çok kolay uygulamalar eğer hiç alakanız yoksa teknolojiyle. Öyle bir başlangıç olabilir. Edmodo mesela Facebook gibi Edmodo. Eğer kullanmadıysanız öğrenme yönetiminde çok güzel. Google Classroom çok kolay sınıf açıp orada öğrencilerin ödevlerini takip edebilirsiniz. Google Form'la ödev toplayabilirsiniz. Sorular sorup ödev Google Form'la alınır ve bir Excel dosyasında bütün ödevler var olabilir. Şimdi sonlara geldik arkadaşlar. Biliyorsunuz ben daha çok oyunlaştırma eğitimi veriyordum aslında. O oyunlaştırma eğitiminden birkaç araçla eğitimi sonlandıracağız. Bunlar mesela Learning Apps'in içinde çok güzel şeyler var. Mesela kim milyoner olmak ister miydi onun adı? Kim milyoner olmak isterin mesela şeyindeki Jeopardy Apps var. Harika şeyler var. Learning Apps'e bir girin, bir göz atın. Sınıfta kullanabileceğiniz çok güzel şeyler var. Mesela öğrenciyi nasıl seçeceğinize karar veremiyorsunuz. Öğrenci listesini yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ve düğmeye bastığınızda kimi seçtiğiniz çıkıyor. Ve süslü bir şekilde çıkıyor. Böyle sanki bir yarışma ortamındaymış gibi. Böyle bir şeyler kullanabilirsiniz. ClassTools da çok güzel bir web sitesi. Bu oyunlaştırılmış hem akılda tutma hem de öğrenci seçme, sınıfı hareketlendirme araçları diyebiliriz. Çark, evet çark da çok güzel. Çark da çok güzel konuşma Didem hocam haklısınız. Sonra ölçme değerlendirme, geri bildirim dedik. Bununla ilgili pek çok araç var. Eğer yüz yüzeyseniz Plickers'ı çok seviyorum. Devlet okullarında çünkü ben doktoramı devlet okulunda uygulamasını yaptım. Plickers çok güzel. Diğerleri internet biraz problem o yüzden hepsini söylemiyorum. Evet, Plickers en kolayı. Ama eğer okulunuzda internet varsa Mentimeter çok güzel. Genially, onda da çok güzel soru tipleri var. Onları tavsiye edebilirim. Aynen hocalarım. Ve en son şöyle bitirmek istiyorum. Uzaktan eğitimde bir dersimi nasıl yapıyorum? Merak ederseniz diye böyle bir şablon hazırladım. Önce dersin başında bir ısındırma ile ilgili bir etkinlik yapıyorum. Bu ne olabilir? O hafta okuduğum bir haber de olabiliyor. Ya da bir Padlet'te bir soru da sorabiliyorum. İlgilerini çekebilecek bir şarkıdan da başlayabiliyorum. İlgi çekici bir şey. İlk 5 dakika ilgi çekme. Sonra asıl anlatacağım konu daha sonraki 10 ila 20 dakika içinde ders anlatımı gerçekleştiriyorum. Mesela o gün ne konuşacaksam, öğretim tasarımı ilkelerini mi konuşacağım? 20 dakika konuşuyorum. Ama mutlaka her konuşmamdan sonra uygulama var. Çünkü yani konuyu verip uygulama yaptırırsak pekiştiriyoruz. Geri bildirim vermiş oluruz. Bak bu olmuş, bu olmamış. Bak şurayı tekrar altını çizelim gibi. O yüzden daha sonra uygulama kısmı. Sonra dersin sonun dakikası da orada uygulama kısmında yol açılan, ortaya çıkan yanlış kısımları değerlendiriyoruz. Geri bildirim vererek ve soru cevap alarak. Hani geri bildirim verdikten sonra da hangi hatalar olmuş, hangileri güzel olmuş gibi konuşarak bitiriyorum dersi. Yaklaşık bir dersim böyle geçiyor benim. Hani sizler de fikir olması açısından sizlere de tavsiyem ders anlatımını 20 dakikanın üzerine çıkartmayın arkadaşlar. 20 dakikanın sonrasında bir uygulama verin. Bu uygulama soru da olabilir. Boşluk doldurma da olabilir. Bir şey okuma da olabilir. Ya dinlemezlerse, ya kameram çalışmazsa, ya bilgisayarım açıp giderlerse. Böyle endişelerimiz hep olacak arkadaşlar. Hep yalnız hissedeceğiz. Bugün hiç hissettirmediniz beni yalnız. Onun için çok teşekkür ederim. Hani çok güzel yorumlar, çok güzel etkileşimde bulunduk sizlerle. Metot bir yol ise arkadaşlar, müfredat bir yol ise pedagoji arabayı süren şofördür. Hangi aracı kullanacağım diyorsanız da sizin pedagojik bilginiz bunu karar verecek. Teknoloji arabanın hızlanmasını sağlar ama sizin tutkunuz öğrenmeye olan yolculukta benzindir.
En önemli şey öğretmenin kendine inancı ve tutkusudur. Bu yüzden en kıymetli sizsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şunu diyerek bitirmek istiyorum. Tek başına teknoloji öğrenci başarısını arttırmaz. Asıl çözüm öğrenme problemlerini çözmek üzere... Ayşegül öğretmenim, dilinize sağlık. Ne kadar güzel konuştunuz. Çok ediyorum. Hoş, çok keyifli bir sunum oldu. Şu yaşadığımız uzaktan öğrenme sürecini de çok da güzel özetlemiş oldunuz. Bizler de nacizane duyduğumuz aracı kullanmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi denek gibi bu süreçte kullanıyoruz. Zannediyorum biraz daha süre geçecek. Hangi aracın, hangi derse, dersin hangi bölümüne ne kadar verimli olacağını deneyimlememiz konusunda elimize alıştığında tabii ki çok daha verimli uzaktan eğitimler yapacağız, buna inanıyorum. Ben Flipgrid ve Video Ask kullanıyorum. Duymuşsunuzdur mutlaka. Öğrencilerim de alıştılar. Özellikle Video Ask'ta çok güzel geri dönükler gelebiliyor. Hem videolu cevap, hem yazılı cevap, hem sadece sesli cevap da verebiliyor. Üç seçenek sunuyor. Görüntüsünü göstermek istemeyen öğrenciler için sadece sesle geri dönükler verilebiliyor ya da sadece yazı tercih edebiliyor. Bunlar da hani tam anlık uzaktan eğitimi. Evet. Evet. Şimdi öğrenciler alıştı dediniz ya, orası çok önemli. Öğrencilerin bir rutine alışması ve her hafta bir araç değiştirseniz onlar da öyle, hocam ya bunu yüklemiştim şimdi bunu verdiniz bana. O yüzden dönem boyunca olabildiğince az araç kullanın. O yüzden Google Classroom evet. Çok iyi bir uygulama. Çünkü içinde pek çok evet, şey barındırıyor. Dijital çantamızın içinden her branşa hitap edebilecek, ders de verimli hale getirecek, öğrencilerin ilgisini ders boyunca canlı tutabilecek birçok araç ve öneri çıkarttınız, gösterdiniz, bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum ben. Dilinize, yüreğinize sağlık. Slaytı arkadaşlar istiyorlar. İsterseniz tabii ulaştırabiliriz slaytı nasıl alalım? Ayşegül öğretmenim, mail ile atmıştınız. Paylaşmamızda bir sakınca var mıdır slayt paylaşımında? Sizin için bir mahsuru olmazsa uygun biçimde slayt arkadaşlarla da paylaşabiliriz. Bizim gruplarımız var. Gruplarımızda paylaşırız. Mutlaka buradaki arkadaşlarımıza ulaşır slaytlar. Son olarak bir yorum yapmak isteyen arkadaşımız ya da sorusu olan arkadaşımız var mı? Vaktimizi de doldurduk. Evet, YouTube kanalına da zaman içinde kayıtlar yükleniyor. Sorular, takip etsinler. Takip ederlerse bu ve diğer önceki yayınlara da ulaşabilme imkanları olur. Bu ay sonunda eklenmiş olacak. Takip edin. eTwinning'de buluşmaya devam ediyoruz. Çok teşekkürler tekrar. Ulusal Destek Servisimize, içerik geliştirme ekibine, herkese, katılımcılarımıza, başta Ayşegül hocam size çok teşekkür ediyorum ben. Bir başka akşam tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Hoşça kalın.